Şimdi 5 üzeri 5 artı 10 üzeri 5 bölü 9 çarpı 5 üzeri 4 artı 10 çarpı 5 üzeri 3 işleminin sonucu kaçtır diye sormuş. Şimdi sadeleştirme yapmam için çarpma durumuna çevirmem gerekiyor. Öncelikle yani ne yapacağım? Önce yukarıda ortak bir şekilde almaya çalışıyorum. 5 üzeri 5 var, bunu kullanabilirim. Yani 10 üzeri 5'i nasıl yazacağım? 10 üzeri 5. 12 ile 5'in çarpımı 2 çarpı 5 olarak yazıyorum. Daha sonra buradaki 5'i içeriye doğru üst kuvveti içeriye doğru dağıtmam gerekiyor. Yani 5 üzeri 5 artı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 5 olur. Daha sonra ne olacak? Yukarıda 5 üzeri 5'ler ortak. 5 üzeri 5 parantezine ortak parantezine alıyorum. Buradan 1 gelir. Yani ilk yerden 1 gelir. İkinci yerden de 2 üzeri 5 gelecek. Şimdi yukarıyı çarpan haline çevirdim. Aşağıya geçiyorum. Aşağıda ne ortak bakıyorum? 9 çarpı 5 üzeri 4 var. 10 çarpı 5 üzeri 3 var. Şöyle yapsam. 9 çarpı 5 üzeri 4 artı. Onu da 2 çarpı 5 olarak yazsam. Bakın 3 tane 5 burada var. Bir tane de burada var. Ne oldu? 2 çarpı 5 üzeri 4 haline dönüştü. Çünkü 3 tane 5, bir tane daha 5 var. 4 tane 5 olmuş olacak. Şimdi burada da 5 üzeri 4'ler ortak oldu. 5 üzeri 4 parantezini alıyorum. Şöyle şuraya yazayım. 5 üzeri 4 parantezini alıyorum. İlk yerden 9, ikinci bölümden de ikinci ifadeden de 2 gelecek. 9 artı 2. Şimdi yukarısı 5 üzeri 5 çarpı 1 artı 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 32'ye eşit. 1 ile de 32'yi toplarsam 33. 5 üzeri 4 çarpı 11 olur burası. 9'a da 2'yi topladık. 33 ile 11'i sadeleştirdim. 3 kaldı. 5 üzeri 5'i 5 üzeri 4'e bölersem, yani buradaki 4'ü yukarıya eksi 4 olarak çıkartıyorum veya payın üstünden paydanın üstünü çıkartırsam 5'ten 4 çıkarttım, 1 kalacak, 5 üzeri 1. Yani 5 çarpı 3 oldu. Bu da neye eşittir? 15'e eşittir. Şimdi buradan iki türlü ilerleyebilirsiniz. Birincisi direkt bunları tek bir mutlak, şöyle 1 diyeyim. Tek bir mutlak değerde yazıp x eksi 1 çarpı 2x artı 2 yapabilirsiniz. Yani çarpacağız burada. İşte x ile 2x'i çarpacağım, 2x kare. Sonra x ile 2'yi çarpacağım, 2x. Sonra eksi 1 ile 2x'i çarpacağım, eksi 2x. Sonra eksi 1 ile artı 2'yi çarpacağım, eksi 2. Mutlak değer içinde tabii ki bu. Eşittir 4. Şimdi artı 2x ile eksi 2x gidecek. 2x kare eksi 2. 4'e eşit olacak bunun mutlak değeri. Bu sonuç mutlak değer 4'e eşitse içerisi ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Daha sonra buradan 2 ayırıyorum. 2x kare eksi 2 ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Şu 2'yi karşıya atarsam, yukarı çözeyim önce. 2'yi karşıya atarsam 2x kare 6. 6'yı da 2'ye böldüğümde x kare eşittir 3. Yani x kare eşittir 3 olabilir. Şimdi buraya bakalım. Eksi 2'yi karşıya atarsam 2x kare eksi 4 artı 2 eksi 2 olacak. 2x kare eksi 2 eşit olabilir mi? Olamaz. Çünkü kare her zaman pozitif olması gerekiyordu. Buradan bir değer gelmez o yüzden. X kare eşittir 3. Veya ikinci olarak şöyle bir şey deneyebilirsiniz. Şimdi burada x eksi 1'i gördüm. Burada da 2'nin ortak olduğunu gördüm yani terimlerde. Onu kullanalım. 2'yi direkt dışarı çıkartıyorum parantezi alıp da. Mutlak değerli çıktığında 2 olarak çıkacak zaten. 2x artı 2'yi de 2 parantezine aldım da. Buradan x gelir, buradan da 1 gelir. X artı 1 eşittir 4. 2 ile sadeleştirdim. Şurada 2 kaldı. X eksi 1 çarpı x artı 1. Bu nedir? 2 kare farkının açılmış hali. Yani x ile x'i çarpayım. Birincinin karesi x kare, sonra ikincinin karesi 1'in karesi 1. X kare eksi 1 eşittir 2 olur. Buradan sonra da içerisi ya 2 dersiniz ya eksi 2 dersiniz. Az önceki çözüm gibi işte devam eder. X kare eksi 1 2 olursa 1'i karşıya attım. X kare eşittir 3. Sonra x kare eksi 1 eşittir eksi 2 olursa attım karşıya. X kare eşittir eksi 1 olur. Buradan eksi 1 değerini alamaz yine. Negatif değer alamayacağı için karesi. X kare eşittir 3 olur. Yani çarparak direkt göremiyorsanız bu parantezi dışarı çıkartmayın. Direkt çarparak da gelir tabii ki bu soru ama birazcık uzuyor. Şimdi 4 üzeri x eksi 1 artı 4 üzeri x artı 1 eşittir 34 olduğuna göre 9 üzeri x ifadesinin değeri kaçtır diye soruyor. Şimdi bir parçalayalım. Şimdi bölmeyi biz nerede kullanıyorduk?
Veya şöyle söyleyeyim. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri eksi 1 yazayım hadi. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1, bu da 34'e eşit. Parçaladım. Yani üstün işlemin olduğu yerden çarpma işlemi olarak parçaladım hepsini. 4 üzeri x çarpı 4 üzeri eksi 1 artı 4 üzeri x çarpı 4 üzeri 1 olarak. Şimdi 4 üzeri x ikisinde de ortak. 4 üzeri x parantezini alıyorum. Buradan 4 üzeri 1, eksi 1 gelecek. Yani 1 bölü 4 olarak yazayım bunu. Buradan 4 üzeri 1, yani 4 gelmiş olacak. Eşittir 34. Parantez içine hesaplarsak, tam kısımla paydayı çarpıyorum. 4 kere 4 16. Payı eklersem 17 bölü 4 olur. 34 eşit. Şimdi ne yapalım? Buradan 17 ile 34'ü sadeleştirebilirim. 17 ile 34'ü sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. 4'ü de çarpım olarak karşıya atıyorum. 4 üzeri x eşittir 2 çarpı 4'ten 8. Ama 4'ün bir kuvveti 8'e eşit değil. O yüzden bunları ne yapmam gerekiyor? Tekrar tabanları aynı hale getireceğim. Yani 4, 2'nin kuvveti, 2, burası 2 üzeri 2x. 8, 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 3. Tabanlar aynı olduğu için şimdi üstler aynı olacak. 2x eşittir 3. 2'ye bölersek 3 bölü 2. X eşittir 3 bölü 2. Şimdi ben neyi arıyorum? 9 üzeri x'i arıyorum. 9 üzeri x'i arıyorum. Şimdi direkt x yazarsam yerine 3 bölü 2 olmuş olacak. Veya şöyle yapalım. 3 üzeri 2 olsun. 3 üzeri 2'nin x kuvveti olsun. X dediğim 3 bölü 2 de 3 üzeri 2 çarpı 3 bölü 2. 2 ile de 3 bölü 2'yi çarparsam 2'ler gider. Yani 3 üzeri 3 kalır. Bu da 27'ye eşittir. Bölme bölme bölmeyle ilgili bir soru. 4 basamaklı 8a 5b doğal sayısı 9a. 2 basamaklı 5b doğal sayısı 4'e tam olarak bölünüyor. Buna göre a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Yani şimdi bu tarz sorularda zaten bölme bölünebilme sorularına birden fazla işte kuralla ilgili bir şey soruyorsa genelde ilk başta nereden başlıyoruz? Birler basamağı kısmıyla başlıyorum. Yani burada 5b kısmıyla başlayacağım. Şimdi ne diyor? 4'e tam bölünebiliyormuş. 5b. 4'e bölünebilmesi neydi? Son iki basamak 4'ün katı olmasıydı. 5b zaten iki basamaklı. Şimdi 50'lerde olacak şekilde 4'ün katı ne olabilir? 52 olabilir. 56 olabilir. Daha sonra 60'a geçiyor. Zaten 50'lerde 2 tane var. 52 ve 56. O yüzden sayım ya 8a 52 ya da 8a 56. İki durum var. Burada A'nın en büyük değerini soruyor. A'yı incelemek için neye bakıyorum? 9'a tam bölünebilmeye bakıyorum. 9'a tam bölünebiliyormuş. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9 veya 9'un katı olacaktı. Toplarsam 8, 13, 15. Burası 15 artı A. Ben 15'e ne eklersem 9'un katı olur. 9, 18, yani 18 olacak. A eşittir 3. Şimdi diğerine bakıyorum. 8, 13, 19. Burası 19 artı A. Yani 8, 9, 18, 27 yapmam gerekiyor. 27 için ne ekleyeceğim ben buna? 8 ekleyeceğim. 27 olması gerekiyor. A eşittir 8. En büyük değer dediği için de alabileceği en büyük değer ne olur? 8 olur. Bir sonraki sorumuz. X pozitif bir tam sayı olmak üzere. X artı 9 bölü 4 büyük eşit x eşitsizliğini sağlayan x değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bakalım. X artı 9 bölü 4 büyük eşit x. Direkt 4'ü çarpım olarak karşıya atıyorum. X artı 9 büyük eşit 4x olur. Şu x'i de karşıya atarsak 9 büyük eşit 4x eksi x'ten 3x olacak. 3'e de bölüyorum. 3 büyük eşit x oldu. Ne dedi? Pozitif bir tam sayı dedi. Yani 3'ten 3 ve 3'ten küçük pozitif tam sayıları arıyorum. Bunlar nelerdir? 3 olabilir. Eşitlikten dolayı 3 olabilir. 2 olabilir. 1 olabilir. Pozitif tam sayı dediği için sadece bu değerleri alabilir. Bunların toplamı da 6 olur. Bahsettiğim soru vardı. İşte bunun benzer tarzı. Üslü sayılarda 4 üzeri 3 çarpı 6 üzeri eksi 3 artı 12 üzeri eksi 3. Şimdi 6 üzeri eksi 3 ne demek? Yani direkt şöyle bir yapayım yine. 1 bölü 6'nın üzeri 3 yazıyorum. Direkt bu şekilde yazdım. Yani 1'e uygulaman bir şeyi ifade etmeyecek çünkü kuvveti.
1 bölü 12 üzeri 3 yazdım bunu da. Sonra 4 üzeri 3 çarpanı olarak içeriye dağıtıyorum. Yani burası 4 üzeri 3 bölü 6 üzeri 3 olur. Burası da 4 üzeri 3 bölü 12 üzeri 3 olur. Bütün yani terimler tek tek kendi aralarında nedir? Hepsi 3. kuvvet var. Yani şöyle düzenleyeyim tekrar. 4 bölü 6'nın 3. kuvveti artı 4 bölü 12'nin 3. kuvveti. 4 ile 6'yı sadeleştiriyorum burada. 2 bölü 3'ün 3. kuvveti. 4 ile 12'yi sadeleştirdim. 1 bölü 3 oldu. 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. Şimdi kuvvet alıp yapabilirim. 2'nin 3. kuvveti 8. 3'ün 3. kuvveti 27. 1'in 3. kuvveti 1. 3'ün 3. kuvveti 27. Topladım. 9 bölü 27. Bunu da 9 ile sadeleştirirsem 1 bölü 3'e eşittir. A, B ve C gerçel sayıları için. A eksi B 3'e, A artı 2 C 6'ya. İşte A artı 2B eksi 2 C de 8'e eşittir. Buna göre artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi şöyle bir yazayım ben. Bu 3'e eşit. A artı 2 C 6'ya eşit. A artı 2B eksi 2 C 8'e eşit. Bu tarz ifadelerde yani ilk bakacağım şey nedir? Yani bir şeyleri götürebiliyor muyum taraf tarafa topladığımda? Mesela baktım 2C'ler gider. Ama ikiden fazla bilinmeyen olduğu için bir şeyden daha kurtulmam gerekiyor. Burada C'lerden kurtuluyorum toplarsam direkt. Burada 2B var, burada da eksi B var. Yani ben o zaman burayı 2 ile çarparsam da B'lerden kurtulurum demek. Bunu da 2 ile çarpıp şu en alta yazayım. 2A eksi 2B eşittir 6. Şimdi taraf tarafa toplarsam. Şimdi taraf tarafa toplarsam 2C'ler gidecek topladığımda. 2B'ler gidecek. A 2A 2A daha. Yani A 2A oldu. 2A daha 4A. Bu tarafta da şunu genişletmiştim. 6 14 20. 4A 20'ye eşit. 20'yi de 4'e böldüğümde A eşittir 5. Daha sonra zaten hepsini bulabilirim. Şurada 5 yazarsam yerine 5 eksi B 3'e eşit. Ve 5'ten neyi çıkartırsam 3 olacak? 2'yi. B eşittir 2. Sonra burada 5 artı 2C 6'ya eşit. 6'dan 5 çıkartırsam 2C 1'e eşittir. C 1 bölü 2. Yani yarım. Yani 0,5 de diyebiliriz buna. Şimdi toplamlarını sordu. A 5 B 2 C 0,5. Toplarsam pardon bu A'yı 5 bulduk. B'yi 2 bulduk. Şu 2. 5'te 2'yi topladım. 7,5. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diyor. Şimdi ne yapacağım? Önceki paydadaki x'ten kurtulmam gerekiyor. Hepsini x ile çarpacağım. Bütün denklemleri x ile çarpıyorum. Yani buraya da x ile çarpacağım. Buraya da x ile çarpacağım. Buraya da x ile çarpacağım. X ile çarparsam bunlar gider. Burada 10 kaldı. Burada x'leri çarptım. X kare. Burada 0. Ama dikkat edeceğim nokta ne burada? Dikkat edeceğim nokta ne? X küçük 0. Yani x'in ben küçük 0'dan küçük olduğunu biliyorum. O yüzden ben bunu x ile çarptığımda ne olur? Eşitsizlik yön değiştirir. Yani bunları büyüktür yaptım. Yani x kare 10 ile 0 arasında değerler alabilir. Tam sayılar dediği için tam olan kare neler var 10 ile 0 arasında? 9 var, 4 var, 1 var. 9 neyin karesi? 3'ün. 4 neyin karesi? 2'nin. 1 neyin karesi? 1'in. Ama x nasıl bir sayı? Negatif bir sayı. O yüzden eksi 3'ün, eksi 2'nin ve eksi 1'in kareleri olması gerekiyor. Bunların toplamı da eksi 6. Geçelim sıradaki soruya. X gerçel sayısı için bir üslü denklem verilmiş olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi şöyle bir yapalım. Bir parçalıyorum yukarıya öncelikle. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 eksi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1. Bunu da iki parantezin iki kuvvetinde yazalım. 2 üzeri 2'nin x artı 3. kuvveti. Hatta bunu da yazıyorum. 2 üzeri 2 olsun. Şimdi yukarıdan devam edersem ne yapacağım yukarıda? Ne ortak? 2 üzeri x'lerim ortak. O yüzden 2 üzeri x parantezini alıyorum. Buradan 2 üzeri 2 gelecek. Yani 4 diyeyim. Buradan 2 üzeri 1 gelecek. Yani 2 diyeyim. Şurada da 2 ile çarparsam hepsini 2 üzeri 2x artı 6 olur burası. Şimdi 4'ten 2'yi çıkarttığımda 2 üzeri x çarpı 2 oldu burası da.
Tekrar düzenleyeyim o zaman ben yukarıya. Şunun üstü bir tabanlar aynı olduğu için üstleri çarpımı ne yap? Tabanları aynı üstü sayıları çarpımı ne yapıyordum? Üstleri topluyordum. X ile 1'i toplayacağım. 2 üzeri x artı 1 bölü 2 üzeri 2x artı 6 olacak. Bölmede de ne yapıyorduk üstü sayılarda? Payın üstünden paydanın üstünü çıkartıyordum. Yani x artı 1'den 2x artı 6'yı çıkartacağım. X artı 1 eksi 2x artı 6. Eksiyi dağıtacağım, ona dikkat ediyorum. Eksi 2x eksi 6. Ne eşit olacak? Şuradaki üsse eşit olacak. Yani 2'ye eşit olacak. X'ten 2x çıkarttım. Eksi x. Artı 1'den eksi 1'den 6'yı çıkarttık. Eksi 5. 4'ü burada 2 üzeri 2 yaptık ya. Direkt üsse eşitliyorum yani. Tabanların hepsi aynı olduğu için sadece üsler arasında işlem yaptım. Yani en son şuradaki durumda, şu işaretlediğim yerde, payın üstünden paydanın üstünü çıkarttığımda sonucun üstüne ulaşmam gerekiyor. O yüzden 2 üzeri 2 yazdık. Yani 2'ye ulaşmam gerekti. Geçiyorum diğer soruya. Şimdi mutlak değer sorusu. Eşitliğini sağlayan x gerçel sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bu tarz mutlak değer denklem sorularında ifadeleri sıfır yapan değerler bizim için önemli. Yani şu mutlak 2 mutlak değer x. Buraya sıfır yapan değer nedir? X'in sıfır olmasıdır. Şu sıfırı bir yazdım. X eksi 1'i sıfır yapan değer nedir? 1'dir. Bunu da yazdım. Sonra 3'e ayırıyorum. Yani x sıfırdan küçük değer alırsa burada işlem yapacağım. Sıfırla 1 arasında değer alırsa burada işlem. Birden büyük değer aldığında da burada işlem yapacağım. Hangilerinde aralıklar sağlıyor? Ne sağlıyor? Bakalım. Tablo oluşturduk. Şimdi x sıfırdan küçük bir değer olursa, yani negatif bir değer olursa ne olarak çıkacak? X dışarıya eksi x olarak çıkmış olacak. Yani negatif olduğu için işaret değiştirip çıkacak. Eksi 2x diyorum. X eksi 1 de x yerine negatif bir sayı koyduğumda tekrar negatif olur. O yüzden yine işaret değiştirip çıkacak. Yani eksi x artı 1 olacak. Sonucu 5'e eşitliyorum direkt. Eksi 3x oldu burası. 1'i karşıya atarsam 5'ten 1 çıkarttım 4. Eksi 3'e bölersem 4 bölü eksi 3 oldu. Bu sağlar mı? Sıfırdan küçük olması gerekiyordu. Sıfırdan küçük aralıkta sağlayacak değeri 4 bölü eksi 3 olarak bulduk. Bu kalsın. Sıfırla 1 arasında bir değer alırsa eğer. Sıfırla 1 arasında değer alırsa atıyorum 1 bölü 2 olsun. Bu x yerine ben 1 bölü 2 dersem mutlak değer dışına nasıl çıkar? X direkt pozitif olduğu için aynı olarak çıkacak. Yani 2x olarak çıkacak. Sonra x eksi 1'e bakıyorum. Birden küçük olduğu için birden küçük bir sayıdan 1'i çıkarttığımda negatif bir şey elde ederim. Yani işaret değiştirip çıkartıyorum burada. Eksi x artı 1 dedim. Eşittir 5. 2x'ten x çıkarttım. X artı 1'i karşıya atıyorum. Yine 5'ten 1 çıkarttım. 4. X eşittir 4. Buldum ama burada ne olması gerekiyordu? 0'la 1 arasında olması gerekiyordu. O yüzden bu değeri sağlayamıyorum. Çünkü 0'la 1 arasında olması gerekiyordu. Şimdi geldim birden büyük bir değer aldığında ne olur ona bakıyorum. Birden büyük bir değer alırsa zaten x direkt x olarak çıkacak. 2x dedim. Birden büyük bir sayıdan 1'i çıkarttığımda pozitif olacağı için ikinci mutlak değerim yani mutlak değer x eksi 1 de yine aynı şekilde dışarı çıkar. A artı x eksi 1 eşittir 5 dedim. Burası 3x eksi 1 eşittir 5. Eksi 1'i karşıya atıyorum. 3x eşittir 6. 6'yı da 3'e bölersem x eşittir 2. Yani sağlayan 2 tane değer buldum. 2'yi tabii burada kontrol edelim. 2'yi kontrol ettim. Birden büyük kısımda doğru. 2 ve 4 bölü eksi 3. Yani 2'den 4 bölü 3'ü çıkartıyorum. Bunları toplamamı istemişti. 3 kere 2 6. 6'dan da 4 çıkarttım. 2 bölü 3 toplamları. Yani bu tarz denklemlerde oluşturmam gerekiyor tabloyu. Tabloya göre yorumluyorum yani. Sıfırdan farklı A ve B gerçel sayıları için yine mutlak değer sorusu. Mutlak değer A bölü 2 eşittir. Eksi A çarpı B demiş. Mutlak değer B bölü A eşittir. 5 çarpı B eşitleri veriliyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi birinciden yorumlamaya başlarsam. Mutlak değer A. Ayırıyorum. Mutlak değer A bölü 2 olarak ayırdım. Yani 2'yi de direkt mutlak değer dışına çıkarttım.
Çıkabilir çünkü. Eksi a çarpı b eşit. Hatta 2'yi de atayım böyle. Mutlak değer a eşittir. Eksi 2 ab oldu. Şimdi a ile ilgili buradan ne yorum yapabilirim? Yani burada aslında iki durumu da incelemem gerekiyor normal şartlarda. Şöyle b'yi de yazalım, hatta şu b'yi de yazalım, ondan sonra inceleyelim. Bu da mutlak değer b bölü mutlak değer a yazabilirim ben bunun için. Mutlak değer b o zaman ne eşit olacak? Bunu da çarpım olarak karşı atacağım. 5 çarpı b çarpı mutlak değer a olacak. Şimdi şöyle bir incelersem. B'den başlayalım mesela. Mutlak değer B nedir? Her zaman pozitiftir. Mutlak değer A nedir? Her zaman pozitiftir. 5 zaten pozitif. Şimdi eşitliğin sol tarafı pozitif. Sol taraf pozitif. Sağ tarafın da pozitif olması için B'nin ne olması gerekiyor? Artı olması gerekiyor. Yani ben B'yi artı olarak buldum. B bir kenarda kalsın. Şimdi buraya geldiğimde B'yi artı buldum. Şimdi A'yı inceleyeceğim. Burası da zaten her zaman artı. Şurada bir eksim var. Şimdi sonucun tekrar artı çıkması için a'nın ne olması gerekiyor? Eksi olması gerekiyor. Çünkü eksi ile eksiyi çarpacağım. Artı olacak. Tekrar artı ile çarpacağım. Artı olacak. A'yı da eksi olarak buldum. Buna göre inceleyeceğim. Şimdi birinci bulduğum denklemi ele alıyorum. Mutlak değer a eksi 2 ab'ye eşit. A negatif bir sayıysa mutlak değer dışına nasıl çıkar? Eksi a olarak çıkar. Burada eksi 2 ab var. Şimdi eksiler gitti. A'lar gitti. Burada 1 kaldı. 2 b'ye eşit. 2'ye bölersem direkt b'yi bulacağım. B eşittir 1 bölü 2. Zaten artı bulmuştuk. Artı 1 bölü 2. İkinci denklemden de a'yı bulalım. Şuradan da a'yı bulalım. B'yi 1 bölü 2 bulmuştum. Mutlak değer b yerine yine 1 bölü 2 yazıyorum. 5 çarpı 1 bölü 2 çarpı mutlak değer a. Mutlak değer a ne olarak çıkıyordu dışarı? Eksi a olarak çıkıyordu. 1 bölü 2'ler gitti. Burada 1 kaldı. Eksi 5 a kaldı burada da. Eksi 5'e bölersem a eşittir eksi 1 bölü 5. İkisini de bulmuş oldum. Bu ikisinin toplamını soruyor bize. Eksi 1 bölü 5 a artı 1 bölü 2. Payda eşitlersem eksi 2 bölü 10 artı 5 bölü 10. Topladığında da 3 bölü 10'a eşit olur. Biraz düşündürücü bir soru. Yani basit gibi de gözüküyor aslında. Yani şunları çektikten sonra işlem kalabalığı daha doğrusu. Olduğuna göre x artı z toplamı kaçtır? Şimdi bakıyorum. Taraf tarafı topladığımda gidenler var mı? İlk aklıma gelen bu yani. Taraf tarafı topladığımda 3x'ler gidiyor. 4 y'ler gidiyor. 2 tane 5z kalıyor. Bak 5z artı 5z. Yani 2 çarpı 5z diyebilir miyim ben buna? 2 tane 5z olduğunu söyler bu. Sağ tarafı da toplarsam 4 ile 6'yı topladım. 10 eksi 8 yani 2 oldu. 2'ler gitti. 5z eşittir 1. 5'in hangi kuvveti 1'e eşittir? 0. kuvvet. Z eşittir 0. Bize x artı z demiş. Z ile x aynı anda nerede var? Şurada var. Bunu yorumlayalım direkt. 5 üzeri z eksi 3 üzeri x eşittir. Eksi 8. 5 üzeri z 1'e eşitti. 1'i karşı atayım. Eksi 3 üzeri x eşittir. Eksi 9 olacak. Eksiler de gitsin. 3 üzeri x 9'a eşitse x eşittir 2. Yani 3'ün ikinci kuvveti 9 çünkü. X'i 2, z'yi 0 bulduk. 2 artı 0 topladığımda cevabımız Edirne. 2 basamaklı AB doğal sayısının 2 basamaklı 1A doğal sayısının bölümünden elde edilen bölüm B, kalan ise 0'dır diyor. Yazalım hemen şu kısmı. Diyor ki 2 basamaklı AB doğal sayısını 2 basamaklı 1A doğal sayısına böldüğümde elde edilen bölüm B, kalan da 0'mış. Yani şunu da yazabilirim o zaman. Direkt ben bu ikisini çarptığımda 1A ile B'yi çarptığımda AB sayısını elde edeceğim. Buna göre AB sayısını alabileceği en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi en büyük için hangi değeri denemekten başlarım en büyük AB için? A yine 9'dan başlarım. Mesela A yine 9 dedim. 19 çarpı B işte çarpı 9
B olacak. B buradan ne olabilir? Sadece 5 olabilir. 5 kere 9 45. 50 var 4. 5 kere 1 5. 4 eklediğinde 95 sağlıyor. Yani A9 iken. Şimdi yani en büyük ne oldu? 90. Şuraya bir yazayım tekrar. 95. A yerine 9 denedim en büyük dediği için. Şimdi en küçük için A yerine 1 denemekten başlıyorum. Yani ne olur 1 denersem 11 çarpı B. Yani 1B olur. B'ye de buradan direkt ne diyebilirim? 1 diyebilirim. Yani 11 çarpı 1 11'e eşit olacak çünkü. Yani o zaman buradaki sayımız da 11 oldu. En büyük 95, en küçük de 11 bulduk. 95 artı 11. 106. Şimdi 27 üzeri 20, 32 üzeri 18, 36 üzeri 15. Şu an bakın ne görüyorum öncelikle? Bir şey göremiyorum yani onu anlatayım. 27, 32, 36. Bunlar ortak değil. Yani ortak bir tabanda yazamam. 20, 18, 15. Yani EBOB bulmaya çalışsam yine o ortak bölen de yok. İkisini de yapamadığım durumda en sade tabanda bir yazmaya çalışıyorum tekrar. Yani 27, 3'ün 3. kuvveti. Bunun da dışarıda 20 olduğu için. Bu ne oldu? 3 üzeri 60 oldu. 32, 2'nin 5. kuvveti. 18. kuvveti alıyorum. 5 çarpı 18, 2 üzeri 90 oldu. 36, 6'nın 2. kuvveti. 15 diyorum. 6 üzeri 30 oldu. Bakın şimdi hem tabanları sadeleştirdim. Hem üstler arasında bir EBOB buldum. Yani 30, 60, 90. EBOB nedir bunların? 30, 60, 90. Ne baba? 30'dur. Yani ben bunların hepsini 30'la sadeleştiriyorum o zaman. Buraya 30'a bölersem 3 üzeri 2 olur. Buraya 30'a bölersem 2 üzeri 3 olur. Buraya 30'a bölersem 6 üzeri 1 olur. 3 üzeri 2 9'a eşit. 2 üzeri 3 8'e eşit. 6 üzeri 1 6'ya eşit. Küçükten bir sıralamış. En küçük 6 var yani C. Sonra 8 var B. Sonra da 9 var A. C, B, A. Yani o çözdüğümüz soruya benziyor yine. Benzer bir soru. Yani ikisini de yapamadığım durumda en sade halde yazıyorum. Zaten sonra bir şey eşit çıkacak. Rakamları toplamı 18 olan 3 basamaklı ABC doğal sayısının birler ve yüzer basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması onar basamağındaki rakama eşittir. Şimdi ABC'yi yazdığımda birler basamağı C, yüzler basamağı A. Bu ikisini topladığım yani bu ikisinin aritmetik ortalaması onar basamağındaki rakama eşitmiş. Yani şöyle yazıyorum. A ile C'yi toplayıp iki sayı olduğu için ikiye böldüğümde B'ye eşit oluyormuş. 2 ile çarparsam ben bunu A ile C'nin toplamını bulurum. 2B. Bu dursun. Sonra dedi ki rakamlar toplamı 18 demişti en başta. A artı B artı C 18 demişti. Ben A ile C'nin toplamını buldum 2B olarak. B'yi de bir de B var burada. Yani bu toplam 3B 18'e eşit. B eş 6. Her halükarda 6 B. Hani sayım A6C şeklinde. Daha sonra bu koşulu sağlayan kaç farklı ABC sayısı yazılır diyorum. Şimdi A ile C'nin toplamına da ulaşabilirim ben buradan. B'yi 6 bulmuştum. 6 kere 2 12 yani A artı C 12. A artı C 12. Toplam 12 olacak şekilde değerler vereceğim. Neler verebilirim? 9'dan başlayalım. 9'a 3. Sonra 8'e 4, 7'ye 5, 6'ya 6. Şu rakamları farklı demediği için ben bu 6'ya 6 alabilirim. Yani onda da dikkat edeceğim soru içerisinde. 5'e 7, sonra 4'e 8, 3'e 9. Yani kaç tane bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane değerimiz vardır. Fark sorulan ya durumlarda önce ilk deneyeceğiniz şey daha kolay olması açısından ne olsun? Terimler arasındaki farklara bakın. 18'e 11. Fark kaç? 7 yazdım. 21'e 15. Fark kaç? 6. 24'e 19. Fark kaç? 5. Yani bakın azalarak devam ediyor. 36 ile 35. Fark kaç? 1. Yani 7, 6, 5 şeklinde azalarak devam etti. A eksi B farkı. Ben direkt çıkartarak buldum bunu. Ya 1'den 7'ye kadar olan ardışık sayılar toplamı olur bu da. Toplam nedir? 7 çarpı 8 bölü 2. N çarpı N artı 1 bölü 2. 56 bölü 2'den 28.
3 basamaklı ABC doğal sayısı 2 basamaklı BC doğal sayısının 10 katından 112 fazladır. A artı B artı C toplamı kaçtır? Şimdi 3 basamaklı ABC doğal sayısı A, B, C eşittir 2 basamaklı BC doğal sayısının 10 katından, yani 10 çarpı BC artı 112. Şimdi şöyle yorumluyorum, bakın. 10 ile BC'yi çarpmam ne demek? Sonuna bir tane 0 koymak demek. Demek değil mi? BC 0. Ben bunu alt alta bir yazayım. Şöyle BC 0 artı 112 eşittir ABC. Burayı bulabilirim. Direkt bularak ilerleyeceğiz şimdi zaten. 0 ile 2'yi toplarsam 2 olur. C'yi buldum. C yerine 2 yazıyorum. 2 ile 1'i toplarsam B'yi bulurum. 3 olur. 3 ile 1'i toplarsam A'yı bulurum. 4 olur. Bunların toplamı da 9. 4, 3, 2 bulduk. Direkt 9 oldu. Ne yapacağım? Küçük olana göre paranteze alacağım. Yani yukarıda küçük olan 29. 29'a göre parantez alıyorum yukarıda. 2 üzeri 30. Şöyle 2 üzeri 30'u nasıl ayırırım? 2 üzeri 29'u alırsam 30 tanesinden 29 tanesini aldım. Bir tane kaldı. 2 kaldı sadece. 2 üzeri 29 hepsini aldım. 1 kaldı. 2 üzeri 30. Aşağıda da 2 üzeri 30 küçük 2 üzeri 30 parantezini alıyorum. 2 üzeri 30 tamamını aldığım için 1 kalacak. 2 üzeri 2 tane 31 tane 2'den 30 tanesini aldığımda da 1 tane 2 kalmış olacak. Yani 2 üzeri 1 oldu o da. Şimdi 2 üzeri 29 2'den 1 çıkarttık. 1. 2 üzeri 30 1 ile 2'yi topladım. 3. Şimdi burada 29, burada 30 tane var. 29'dan 30'u çıkartırsam 2 üzeri eksi 1 kalacak. 2 üzeri eksi 1, bir de aşağıda da 3 kaldı. 2 üzeri eksi 1 demek zaten ters çevirmek demek. Yani ben bunu direkt paydaya da yazabilirim. 1 bölü 2 çarpı 3, yani 1 bölü 6 olacak. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB artı 3 bölü 5 doğal sayısı 5 ile bölünebilen bir tek sayıdır diyor. Şimdi bu ifade AB artı 3 bölü 5 ifadesi. Bu ifade 5 ile bölünebiliyormuş. Yani 5'in katıymış ve aynı zamanda neymiş? Tekmiş. Buna göre AB sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Ben bu 5'i de çarpan olarak atsam direkt. 5'in katıydı. Bir daha 5 ile çarptım. Ne olacak? 25'in katı olacak. Teklik durumu değişir mi? Değişmez. Çünkü 5 ile çarptığım için tekrar tek olmaya devam edecek. Yani bu sonucum 25'in katı bir tek sayı olacak. Ne olabilir bu? 25 olabilir. Sonra 50 olamaz, 75 olabilir. İşte 100 olamaz, 125 olabilir şeklinde devam edecek. Şimdi AB artı 3 25 olursa, yani 3 çıkarttığımda AB sayısını bulmam gerekiyor. 25'ten 3 çıkartırsam AB 22 olur. Sonra 75'ten 3 çıkartırsam AB 72 olur. Sonra 125'ten 3 çıkartırsam AB 122 olur. Ama 2 basamaklı bir sayıydı zaten. O yüzden 122 eledik. 22 ve 72 var. Bunların toplamı, alabileceği değerler toplamı da 94. Son sorumuz arkadaşlar. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 4 olduğuna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye soruyor. 3 üzeri x eksi 1 eşittir 4. Şimdi bu ne demek? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 demek. Bunda 1 bölü 3 olarak yazsam 3 üzeri x eksi 1 4. 3'ü de hatta çarpan olarak karşıya atsam ben 3 üzeri x'i ne olarak bulurum? 3 kere 4 12. Şimdi bunu buldurdu bize. Bunu kullanmam gerekiyor. Ne soruyor bize? 9 üzeri x eksi 3 üzeri x artı 2'yi soruyor. 9 üzeri x'i şöyle yazalım. 3 üzeri 2'nin x kuvveti. Sonra burada 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 yazalım bundan. Ben neyi biliyorum? 3 üzeri x'in 12 olduğunu biliyorum. O yüzden 3 üzeri x'i kullanmak için şurada üstler arasında bir değişiklik yapıyorum. Yani 2 ile x'i yer değiştiriyorum. 3 üzeri x'in ikinci kuvveti yapayım. Bu değişim bize bir şey kaybettirmeyecek. Yani 3 üzeri x 12 ise 12'nin ikinci kuvveti olacak burası. Eksi 3 üzeri x'i 12 bulmuştum. Burası da 12 çarpı 9 olacak. 12'nin ikinci kuvveti 144. 12 çarpı 9 da 108. 144'ten 108'i çıkarttığımda da 36. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.